Merhaba sunum ben Seler. Başka bir sanat rastgele bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu videoda yine katil kovboy gizemini araştırıyoruz. Geçen gün sanırım ablamımızın katil kovboydan bahsettiği yer şurasıydı. Şu Bait Shop'tu. Burası haritada şurada. Gördüğünüz gibi şurada bir Clucking Bell var. Clucking neydi bu? Bell var. Toro'nun evinden kuzeye doğru gideceksiniz. Esperanza'da geçeceksiniz böyle kuzey batıya doğru bulaşın batısında. Artık hangi köyüyse burası onun güneyinde kalıyor. Yani az önce sanki gördüm trench coat olması gereken adamımızı şey katil olması gereken adamımızı. Mr. Trench Coat bu adam uzaylılarla ilgili birisi. Çok ilginç bir adam. Gördüğünüz gibi giyinmesi de falan ayrı bir olay. Şeye benziyor. Western filmlerindeki böyle kötü badass adamlara benziyor. Tipi bir böyle takip edeceğiz bu adamı şimdi. Ne yaptığını anlayabilmek için. Ama girip gelecek herhalde yani. Pek yapacağı anormal bir şey olmayacak. Ama katil kovu olması gereken eleman bu. Sağ tarafa dönecek ondan sonra. Bir yerden de böyle aynı alan gibi durup geri dönecek. Pek bir olay olacağını zannetmiyorum. Bakalım sözlerinden de bir şeyler çıkarabilecek miyiz? O adamın sözde pompalı tüfek kullanması gerekiyor. Geri aynı şeyleri yapacak. Birazcık dürtsek ne olur acaba? Şöyle. Benden uzak dur diyor. Ha, normalde paranoyak ve agresif bir adam. Böyle birazcık rahatsız ettiğinizde de silahı varsa saldırır yani. Doğrudur. Belki oradan da olmuştur o katil kovboy gizemi. Yine başlangıçlarına izin veremeyim. İzin veremem diyor eleman. Uzaylıları diyor. Onlar biliyorlar diyor. Seni izliyorum adam diyor şimdi de. Bak 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 bak. Lan bizim şey nerede? Heh bu. Bazı şeyler biliyorum diyor. Ne biliyorsun? Konuş. Bunun için buradayız. Seni izliyorlar. İzlesinler kanka, sıkıntı yok. Onların bildiklerini sen de biliyorsun. Seni izliyorlar ve onlar da biliyor. Çünkü onlar şu anda videonun başında oturuyor, değil mi? Öyle olması lazım zaten. Hiçbir şey olmamış gibi davranın. Hiçbir şey olmadı zaten. Ya yani tamamen senin kurgun. Sen kimsin diye soruyor. Daha kaçmaya başlamadı değil mi? Normalde bu 3-4 defa çarptıktan sonra kaçardı. Herhalde birazcık aralıkları uzun bıraktığımız için kaçmıyor. Bana dokunma diyor. Benden uzak dur. Hani şeyler söylemeye devam edecek. Şimdi uzaklaş. Sen neden hala kaçmıyorsun? Ve sulamaya başladı. Bu mu? Birden çabuk.
Birden böyle sulamaya mı başladın? Ciddi misin? Onlar biliyorlar, evet. Onlar biliyor. Şu elemanda gördüğümüz. Şu eleman mıydı? Başkası mıydı acaba? Katil vardı bir tane. Desert Eagle katili. Seni izliyorum diyor. Vazgeçti. Gene baktı ama. Bazı şeyleri biliyorum. Şu ana kadar harika geçmemiş olması çok ilginç. Normalde şu ana kadar çoktan kaçarlardı. Şunu deneyelim mesela. Beni baştan ettirme diyor. Gerizek. Hep etrafımızdalar diyor. Siyah. Giyimli adam. Gene. Buradan uzaklaştı. Acaba buradakiler mi böyle genel olarak? Buranın olayı ne ya? Neden kullanılmış burası? O tabii diyor. İnsan görünürler. Bu adam şu an, şimdi hiç söylemedim, hiç duymadığım şeyler söylemeye başladı. Bu gizem bambaşka bir yöne kayıyor. Hocam, başka ne söyleyeceğim? Söyle bakayım. Dinliyoruz. Tabii diyor, insana benzerler dedi az önce, onu hiç duymadım. Duysam videolarda söylerdim. Onlar kim abi? Onlar kim? Söyle bakayım. Adam da bana mı bakıyor yoksa? Onlar bizi izliyor diyor. Birazcık uzaktan şey yapalım da belli olmaz. Tam öyle değil mi? Filmlerdeki o tiplere benziyor. İyi kötü ve çirkine koymamız lazım bu elemanı. Söylemeyeceğim başka bir şey. Çiçek nerede ya az önceki? Aya bunlar hiç kaçmıyor. Baksana adama vuruyorum çiçekle, hiç kaçmıyor. Buradakiler hiç kaçmıyor. Burada bir anormallik var, evet. Onu önceden söyleyelim de. Mesela bunlara vurayım. Bak buradaki adam saldırıya geçiyor. Buradaki adamda sıkıntı yok. Oradaki burada doğan şeyler çok kötü. Adamı çiçekle öldürdüm, neyse. Katil olmak için ileride tabanca kullanmaya falan gerek yok. Nereye gitti bizim adam? Burada bir tane motor var. Bizim adam nereye gitti ya? Aa, başka bir parnayak kovboy gelmiş. Aha işte şey söylenen bu. Orijinal kovboy olduğu söylenen bu. Bunlar hiç kaçmıyor. Burada bir anormallik var. Bu elemanlar hiçbir şekilde korkmuyor. Bak bak bak, bu da şey diyor. Beni kaçırmayacaksın. Hayır diyor. Beni kaçırmayacaksın. Bu da paranoyak. Eyalet polisini çağıracağım diyor. Hadi ya, diğer eleman nerede? Siyah ceketli eleman. Katilcek olması lazımdı. Sağdan şeyler söyleyeyim. Nereye gittiğine bakalım. Altıma ettim dedi. Ben demedim, o dedi. Yanlış anlamayın, ben altıma etmedim. Altıma edecek bir durum yok şimdi dedik. Ya bu adam da gayet şey yapıyor. O siyahlı da bir sıkıntı var. O siyahlı adamda bir sıkıntı var.
Sürekli adam öldürmeleri devam ediyor. O siyah ceketli elemanda bir sıkıntı var o zaman. O şüphe çekiyor. Şeyler var onda. Araştırmayı devam edelim. Birazcık şöyle yapalım da yeni şeyler. Lan ne biçim polis? Polisine tüküreyim senin. Hadi devam et. Kadın kaçıyor, adam da peşinden gidiyor. Yok, adam cesede, kadın cesede mi gidiyor diyor. Kadın nereye koşuyordu peki? Neyse. Şöyle birazcık uzaklaşıp geri dönelim. Benim ara var da yok. Yani yok ya, siyah ceketli eleman. Baştan gelip gelirim. Neyse, en azından karanlık oluyor, karanlık çöküyor. İlginç. Gidip gelelim bakalım. Bunlar neden sürekli duruyorlar ya? Ha, şurası da ayrıca ilginç bir yer tabi. Buralar açık diye söyleniyordu bu katilin. Ama burayı şimdi araştırmayacağız. Ahbabın videosunun geçtiği yeri araştıracağız. Buraya daha sonra gelip araştırırız. Şimdi neredeydi bu yer? Bu da bir şey. Bu da bir hayalet araba. Daha hayalet araba değil de. Yine şey efekti vermiş buna da. Ha, gerideydi. Yine burada böyle küçük bir evin olması da tabii. Bu aralarda bir katil olabileceği anlamına gelir. Ne? Kadın şüpheli bir şey dedi az önce ama yakalayamadım. İşte büyük babam dedi ki biz bir çemberin parçasıymışız gibi bir şey dedi. Hatırlatıyor mu bir şey? Epsilon. Aha, sonra da buldum adamı. Sonunda kaptın demek ha? Bak mesela bunu rahatsız edeceğim. Sen kimsin diyor. Ona hiç saldırmıyor. Benim bilmiyorum. İki tane var bunların. Toplantı yapacaklar biraz sonra. Uzaylarda nasıl şey yapabiliriz diye. Daha dokunma diye. Ama buradan buna dokunmak. Gidemedi. Benden uzaklaş. Hadi be, ilginç bir şey söyleyeyim. Biraz saldırın artık. Bu adam hiç konuşmuyor ha. Bu eleman o kadar çarpıyormuş, hiçbir şey söylemiyor. Bak bak, diğer eleman hiçbir şey söylemiyor. Biraz bekleyelim, sonra çarpalım. Ya o da söylüyormuş. Aa yok. Saldırıyor. Diğer eleman hiç saldırmadı ya. O kesin, onda bir şey vardı. Dünya için. Adamım diyor, dünya için. Sen de iki çiçek gördün mü hocam? Neydi şey ya, kamera? Bizim eleman gene gitmiş. Neyse, biraz daha burada takılalım da. İnsanları rahatsız etmiyorum, bundan sonra sadece araştırayım. Burada yukarı çıkabileceğim bir yer var mı? Daha bir şekilde gözlem yapabilmek için. Diğer eleman bu. Saldıran kimseyi görmedim ben de. Yani tabii burada saldıran kimsenin olmadığı, saldıran kimsenin hiçbir zaman olmayacağı anlamına gelmez. Onu da altını çizeyim de. Benim felsefem bu.
Öyle olmasa baştan gelmezdim buraya. Diğer evlerde de daha sonra gelip bol bol araştıracağız. Şunu ben baştan bir rahat edeyim ya. Var mı pompalı tüfek? Kaçıyor lan bu. Ne katil bu? Adam kaçıyor, adamın katillik bir alakası yok ki. Ama çiçekle vurdum, adam kaçıyor. Silah olsa çıkarır çıkardı. Bunu deneyelim. Bunu da pek kolay. Bu aynı adam zaten. Ve girip gelelim bakalım, insanlar bir de spawn olsunlar, sonra baştan şey yaparız. Onları çiçekle dövmeye başlarız. Hadi lan dön. Çok ağır dönüyor bu motor. Gelir misin sen? Başka birisi yok mu ya burada? Geceleri tek kişi mi spawnlanıyor? Ya bu adam da gene şey. İki vuruşta ölüyor. Katil matil değil bu. Ama anladığım kadarıyla akşamları sadece bu eleman spawn alıyor. Çünkü diğer vurduğumuz elemanla bu eleman farklıydı. Bu karşılık gördü, diğeri kaçtı. Okey, güzel. Hoş, hoşuma gidiyor bu şeyler. Hoşuma gitmeye başladı bu iş. Bir şeyler buluyoruz yani en azından. İlk iyice takip ettiğimiz eleman hiçbir şekilde karşılık vermedi ki bir katilin yapacağı bir şeydir. Dikkat çekmemek için. Tabi tamamen oyunun bir parçası olabilir ama lan kayıyor lan motor. Oğlum dur. Kardeş dursana. Lan aşağı düşeceğiz. Heh. Hadi. Eğim az olan yerden dön. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Böyle döndük mü ortada ya? Çok fazla gittik. Ay yok, başka yere gittik çünkü. Despawn olsun diye böyle gideyim geldim dedim. İyice şey oldu. Ama senin nene çıktı orada. Başka birisi yok. Akşamları sadece tek kişi spawn oynuyor. Bu da saldırmıyor. Şimdi şöyle bir olay da var. Herkes silahlanan şifresi var. Onu yazdığında herkes doğal olarak silahlanıyor. Bir şey olduğunda da adamlar hemen saldırıyorlar. Sanırız bu. Belki o da sebep olmuş olabilir diye düşünüyorum da ben sadece şu anda bazı açıklamalar getirmeye çalışıyorum. O kadar. Ama yani şu ana kadar çok ciddi bir şey görmedik. Ciddi bir şey de görmedik. Sadece siyah giyimli adam bazen saldırmıyor. Bazen kaçıyor. Bazen saldırıyor.
O kadar. Onun dışında daha önce duymadığım bazı şeyler söyledi. Bir iki cümle söyledi. Videolarda söylemediğim hiç. Duysan videolarda bahsederdim o cümlelerden de. Güneş de doğacak gibi sanki yavaş yavaş. Ay batıyor. Şu taraftan falan güneş de doğar. O taraftan güneş doğması saçma değil mi? Güneşin şu taraftan doğması lazım normalde. Doğu o taraf çünkü. Cidden ha. Güneş genelde kuzeyden falan doğuyor. Çok saçma olmuş o iş. Yoksa doğudan doğuya da şöyle mi yükseliyor? Anlayamadım. Şehrin ışığı, tamam. Ben dedim orada neden kırmızı bu ışık yani. Nerede? Seni ilk defa görüyorum ben. Demek böyle dolaşmak lazımmış sen arası böyle ilk kez bazı perileri görebilmek için. Ben zaten hani şey olarak da mesela hani görsel olarak pek iyi değilimdir. O yüzden görsem de hatırlamam böyle ancak dikkat edince bazı şeyleri hatırlıyorum. Yani havada aydınlandı. Bir şey göremedik. Ama tabii bu sadece bu videoda görmediğimiz anlamına geliyor. Böyle bir şeyin olmadığı anlamına gelmiyor. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu videodan keyif almışsınız. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.